Merhabalar. Dark Souls 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Prens Lothric'i halletmiştik. Prens Lothric ile Lorien'i. Lorien'di sanırım adı. Abisinin adı. Bu bölüm farklı bir yere gideceğiz. DLC'ye geçiş yapmadan önce halletmemiz gereken son bir yer var. Aslına bakarsanız DLC'lerin dışında şu an oyunu tamamladık gibi bir şey. Yani son boss'la kapışabilirim aslına bakarsanız ama bunu yapmayacağım. Henüz oynamamız gereken DLC'ler, halletmemiz gereken bir iki şey var. Halletmem gereken ilk şeylerden birisi şeye geri döneceğim. Arşivlere geri döneceğim. Orada kısa bir işimiz var. Bu arada videoya başlamadan önce bir işim vardı benim. 3 milyon ruhum var gördüğünüz gibi. Nasıl yaptım onu diye soracak olursanız. 30 tane şeyi tamamladım. Proof of Concord Kept şeysini işte. Dark Moon Covenant'ının. Ondan sonra gittim şeyle konuştum. Bu arada bunun onunla alakası yok yani. Proof of Concord Kept'le alakası yok yani. Tamamen dalgınlığıma geldi, gittim şeyle konuştum. Buradaki eleman vardı ya işte. Adı aklıma gelmedi şimdi. Neydi onun adı ya? Neydi, sürekli bizi kandıran eleman vardı ya. Sigurd'un kılına falan girmişti. Patches aynı. Dur. Patches geldi şimdi. Patches'le konuştum. Ondan bir tane emote aldım. Bu arada yeni kolum geldi sonunda. Artık bunlara bakabileceğim. Bunlara bakmadan oyun oynadık ya. Patches'la konuştuktan sonra Patches Scout'ı alıyoruz. Neden aldık bunu? Çünkü onun görevini neredeyse tamamladık ve işte bir önceki bölüm hatırlarsanız şeyle de görevini bitirdim, hırsızın. Grey Rat'ın görevini tamamen bitirdim artık. Onunla konuşunca işte yas tutuyor biraz. O sırada onu alıyorsunuz. burada öğrenebileceğim başka bir şey kalmadı değil mi? Tamam. Öyleyse şeyle konuşalım. Yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı diye bakıyorum da. Çok bir şey yok herhalde. Yeni silahımı kullanmamaya karar verdim bu arada. Crescent Moonsword. Fate'den güç alıyor bu aslına bakarsanız. Kullanılabilir belki de. Bilmiyorum ya. Şeyi kullanabilirim diye düşünüyorum. Hani bu boss silahını kullanabilirim diye düşünüyorum. Ama biraz bunun Fate'le alakası var. Yani sanki Miracle kullanan oyuncular için daha iyi olacakmış gibime geliyor. O yüzden bunu kullanmayacağım ben. Yani bir süre daha şeyden devam edeceğiz, bu kılıçtan. Gerçi kullanabilirim de. Neyse ya, kullanmayacağım. Ya yani Miracle'la bağlantısı olduğu için pek kullanmak istemiyorum da. Lothric Şövalyesi kılıcı kullanabiliriz aslına bakarsanız. Yani bu fena olmayabilir açıkçası. Lothric Şövalyesi'nin kılıcını kullanabilirim. Lothric's Holy Sword. Dediğim gibi biraz şeyle alakalı o. Fate'le alakalı. O yüzden ona pek bulaşmak istemiyorum da. Yani Lothric Şövalyesi'nin kılıcını kullanabilirim. Ya da bu kılıçtan devam edebilirim. Ben de şu an tam emin değilim, biliyorsunuz bunu yapmak istediğimden. Black Knight Sword var. Bu biraz daha Grey Sword tarzında. Grey Sword zaten. Sunlight Straight Sword var. Bu da yine Fate'den alıyor gücünü. Neden bunlara ulaşmak istemiyorum açıkçası. Scimitar tarzı bir kılıç kullanabilirim. Bunlar genelde Dex'ten güç alırlar da. Neyse ya, bundan devam edelim. Artı 10'a getirmişiz zaten. Bundan bir süre devam edeceğim. Yani güzel bir uzun kılıç bulsam kullanacağım kullanmasına da, işte yok maalesef.
O zaman devam edelim değil mi? Şimdi ne yapacağız? Yani seviye atlayacağım tabii ki de. Welcome home, speak. Very well. Yani 3 milyon ruhu kullanmam lazım bir şekilde. Sonra burada Dexterity'yi kaça kadar geliştirebiliyorum? Dexterity'yi 30'a kadar geliştireceğim bu arada. Sonra şunu 30 yapacağım. Endurance'ı 20 yapacağım. Intelligence'ımı da full arttırıyorum. 47'ye kadar getirebildim. İdisizdir seviye oldum yani. Böyle devam edeceğim. Güç patlaması yaşayacağız biraz anlayacağınız üzere. Farewell, Ashen One, may the flame. Yani biraz güç patlaması yaşayacağız dediğim gibi. Sonra Burn Undead Bone Shard diyelim. Sonra dur. Buradan ekstra bir büyü koyabiliyorum artık. Buraya şey koymak istiyorum ben. Bunu koyacağım, bunu çıkaracağım. Şu kalsın, bu kalsın ya da bunun yerine şunu mu koysam diye düşündüm de 25 Faith istiyormuş bu. Bunu kullanamıyoruz şu an. Şu tek slot kullanıyor da Firestorm, Chaos Firestorm, Chaos Storm daha doğrusu. Aslında kullanabilirim bunu. İçimizde gücü artık tamamen açığa çıkarmamız lazım da. Aslında Great Chaos Fire Orb da kullanabilirim. Ya bunun kullanma süresi biraz uzun da. Yani kullanana kadar hasar yiyeceğim. O yüzden onu kullanmak istemiyorum. Lav atalım biraz ya. Gerçi dur. Aa bak aklıma geldi. Şeye geri döneceğim. Bu bölüm bir iki görev halletmek istiyorum da. Dur bir dakika. Flash Sweat ver bir bana bakayım sen. Daha sonra tamam şimdilik böyle kalsın. Gitmem gereken yerlere bir gideyim de. Travel dedim. Nerede orası? Burası değil. Old Demon King miydi? Buradan daha çabuk gelirim diye düşünüyorum da. Yoksa Demon Ruins'ten mi daha çabuk ulaşırım oraya? Buradan daha çabuk ulaşırım. Hatırlarsanız lavlı bir bölge vardı burada. Oradaki eşyaları alalım bir. Yani bu arada kol aldım, çakma aldım tabii ki de. Orijinal almadım. O yüzden kontrolleri biraz tuhaf alışırız yakında. Yani öbür kol iyi dayandı 7 sene. Ama artık sıkıntı çıkarmaya başlamıştı. Değişme vakti geldi. Neyse böyle idare edeceğiz bir süre ya. Flash Sweat kullanıp o şeyleri atlayacağım. Lavların içine. Ama doğru yoldan gitmem lazım. Bu arada artık bayağı vuruyoruz. Dur da. Şimdi buradan mı gidiyorduk acaba? Yani buradan bir gidiş vardı da. Saniye. Tamam devam edebiliriz. Ses bir tık fazla geldi sanki de. Şimdi şu aşağıdaki atamıyorum. Da yetişmiyor. Enteresan. Ney? O ne ya? Şaka mısın birader? Sen benimle kapışmak mı istiyorsun? Artık alevlerin bana zarar veremez yani. Buradandı galiba da. Buradan değil. Şuradan mıydı? Şuradandı. Şimdi bu lavdaki öğeleri alacağım. Almasına da. Biraz canımız gidecek yani.
Sürekli can yenileyerek onları almam lazım. Buradan White Air Talisman'ı alıyorum. Çıkabilirim sanırım artık. Başka bir şey yoktu herhalde. Umarım yoktur ya. Şu tarafa da baksam mı acaba? Şöyle bir hızlı git gel yapacağım. Tamam, bir şey yok orada. Güzel, burayı hallettim. Şimdi diğer tarafa da gitmem gerekecek ama canım kalmadı. Yani Estus yardım, Estus flaskım kalmadı. Bunun için bir tekrar geri dönmem lazım. Yani bu elleri böyle alıyoruz. Başka yani bir seçenek yok. Alabilirsiniz eğer ölümü göze alıp aşağı atlayabilirsiniz falan. Öyle yollar var tabii ki de ama ölüyorsunuz o zaman yani. Böyle gördüğünüz gibi ölmedik. Şimdi tekrar gideceğim. Bu sefer daha hızlı olalım. Şunlardan hasar almadan gidersem güzel olur. Deyip hasar almam nasıl peki? Buradaki işimizi hallettik diyebilirim. Şimdi hızlı bir şekilde diğer bölgeye gideceğim. Buradan böyle, şuradan aşağı uçacağız. Bunlarla uğraşmayacağım tek tek. Güzel. Zaten patates oldu. Buradan değildi galiba. Oradan mıydı ya? Neyse, ben şuradan bir gideyim de. Kovalayacaklar beni de. Sıkıntı yok, kovalasınlar ya. Bu saatten sonra bana tehlike arz etmiyorlar yani. Şöyle şuraya. Burada da lavda birkaç öğe var. Onları almamız lazım. Pyromancy falan var diye hatırlıyorum ama. Bakın şurada bir öğe var. Bir de şurada bir öğe var. Bunları alacağız. Hazırsak gidelim. Lan. Yanlış tuşa bastım da neyse. Ember aldım. Buradan da Sacred Flame aldık. Güzel. Master of Pyromancy kupasını kazanmış oldum böylece. Beklemiyordum bu arada. Almadığım pyromancilerden biriydi o herhalde. Tüm pyromancileri almışım. Ne güzel. Aa bak, şeyden olabilir o. Mount Maker Covenant'ının olayını halledince aldım. Bu arada şeyi de bitirdim. Aldrich'in Covenant'ının. İkisini de yapacağım bu bölüm. O yüzden hemen gidiyorum hatta. Bonfire Last Rest diyelim. İlk önce şeyle konuşmamız lazım. Aldrich direkt ulaşırım oraya. İlk önce Aldrich Covenant'ını yapayım. Aldrich Covenant'ında 30 tane yapmanıza gerek yok. 10 tane yapsanız yetiyor. 30 tane de yapabilirsiniz tabii ki de. Ama 30 tane yaptığınız zaman size asa veriyor yani. 10 tane yaptığınızda ise bir tane büyü veriyor diye biliyorum. Yani öyle yazıyordu şeyde. Baktım tabii ki de yani. Ben de tam bilmiyorum. Daha önce yapmamıştım bunları. Platin kupa almak için yapıyorum. Tamamen. Şey bayağı uğraştırdı yani. 3 milyon ruh kasmak kolay olmadı bu arada. O Anorlonda da ne uğraştırdı beni ya. Şu Proof of Concord Kept olayı. Şimdi buna Human Drex diyoruz. 10 tane veriyoruz. Ve bize Great Deep Soul büyüsünü veriyor ve Master of Sorceries kupasını kazanmış oldum. Yani oyunu çoğu kez tamamladım ama hiç bu Covenant'ları uğraşmak istememiştim. Sizinle birlikte yapıyorum ben de yani. Gördüğünüz gibi bunu da halletmiş oldum. Şimdi şeye gidelim. Demek ki Miracle'mış bu arada. Dark Moon Covenant'ının olayı. Bu Human Drex olayını
offline'da yapabilirsiniz. Yani tüm hepsini offline yapabiliyorsunuz bu arada. Yani ben Proof of Concord Capt'i şey yaptım. Yarısı online, yarısı offline. O şekilde tamamladım. Bunu tamamen online yaptım bu arada. Ama offline de yapabiliyorsunuz. Bunu yapmak kolay zaten. Hatırlarsanız Pontiff Salivon'u öldürdükten sonra böyle buradan gösterebilir miyim? Ha, bak buradan gözüküyor zaten. Şurada büyücüler var ya. Şey, rahipler ateş atıyorlar. Onları öldürseniz zaten düşürüyorlar bu arada. Yapmanız gereken tek şey dur bakayım. Yüzük olarak şunu takmak. Bu öğe düşürümünü arttırıyor. Kafanıza da şunu bak. Kafanıza da şunu geçirdiniz mi? Tamamdır yani. Görüyorsunuz mu? Silver Knight miğferlerini koleksiyon yaptım kendime. Çünkü Proof of Concord Cap midir? Ne zıkkımsa. Şuradan düşüyor. Şuradaki Silver Knight'ları öldürdüğünüz zaman düşüyor. Çoğunlukla mızraklıdan düşüyor ama üçünü de öldürün yani. Arada onlar da düşürüyorlar. Ya da Blue Sentinel Covenant'ına katılıp beklerseniz sizi çağırıyor otomatik olarak oyun. Blue Sentinel dedim, değil mi? Darkmoon Covenant'ına katılırsanız işte birisinin başı dertteyse Blue Sentinel'lerde falan sizi yardıma çağırıyorlar otomatik olarak. O şekilde yapabiliyorsunuz yani. Öyle yaptım ben. Uğraştırdı ama ya. Vallahi uğraştırdı yani. 3 milyon ruh öyle kolay kazanılmıyor. Şimdi buradan gidersem yetişirim değil mi oraya ya? Umarım yetişirim. Şimdi bu Covenant'ı da geliştirelim. Buradan Darkmoon Blade alacağız galiba. Büyük ihtimalle kupayı da kazanırım diye düşünüyorum. Emin değilim. Bilmiyorum yani. Kazanamayabilirim. Almadığım Miracle vardır belki. Çünkü hiç Cleric falan oynamadım. Hadi büyücü falan oynadım da Cleric oynamadım hiç. Oh. If I can provide these suck. Al 30 tane. Gözün doysun. My blade of the dark moon. Thy deeds merit great worship. I, Yoshka, captain of this company, hereby Sizi recognize thy selamlıyorum service. Yoshka Hanım. This is a wonder of the dark moon, inherited from my brother for this very purpose. Kardeşinden Please, teslim almış take this. Bunu. Thou art most deserving of it. Bunu hak ediyorsun diyor. As a shade of Father Gwyn and Sister Guinevere, Peki, peki. Persevere in thy knightly duty, hunting down the gods' would-be foes. I would speak to my brother of this bunları. One day, of the shining new hope that joined our dear company. Umarım anlatabilirsin kardeşini. Of course. Bizim hakkımızda anlatacak yani. Dark Moon Ring ve Blade şeylerini alıyoruz buradan. Güzel. Off so soon, may the dark Alamadım bu arada Miracle kupasını. Öyleyse demek ki hala almam gereken Miracle'lar var demek oluyor bu. Darkmoon Blade ne yazıyor? İntikamın hikayesini anlatan bir Miracle'mış bu. Ama anlaşılan Captain Yoshka bunu kardeşini hatırlamak için tutuyor herhalde. Bunun anlamını bilmeden. Anlaşılan intikamı kılıçlara bırakmak, yani intikamı Blade'e bırakmak daha mantıklıdır. Onun dışında başka bir şey var mı? Burada bu arada Cinder of Lords diyor. Lothric'in kellesi yani. Bunu okumuştum sanki.
Öyle hatırlıyorum. 99 99 gördüğünüz gibi bayağı topladım bunlardan. Neye bakacaktım ben ya? Yüzük yüzük değil mi? Dark Moon Ring. Dark Moon Ring, Dark Moon Ring. Yüzüklere gelmem lazım ilk önce. Dark Moon Ring. Dark Sun olarak bilinen Gwyndolin, Dark Moon şövalyelerinin lideri kendisi, onlara emir veriyor yani. Sanırım bu yüzüğü de işte emrindekilere veriyormuş sanırım. Güzel. Buradaki işimiz bitti böylece. Şimdi ne yapıyorum? Hemen arşivlere gidiyorum. Arşivler, arşivler. Dragon Slayer Armor Grand Archives. Gideceğimiz yer burası. Burada da almam gereken bir öğe var. İşte bu şeyin ruhunu alacağız. Neydi onun adı? İşte var ya, Windheim'dan onun ruhunu alacağız. Bize büyü öğreten hocamız diyebilirim. Daha sonra da şeyin mekanına gideceğiz işte. Ejderhaların mekanına desem yeterli olur gibime geliyor. Buradan mı gidiyorduk ya? Buradan değildi sanki. Yok, buradan değil. Öbür taraftan. Buradan gitmem lazım. Buralarda almadığım herhangi bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Sizinle uğraşmayacağım. İyi ki koşmadık yani. Yoksa ölümümüz ani olabilirdi. Almadığım iki kupa kaldı şu an. Platin kupa için. Birisi tüm yüzükleri topladığınızda verilen kupa. Diğeri de işte Miracle. Master of Miracle kupasıdır herhalde. Onu almam lazım. Şimdi şey nerede? O eleman nerede acaba? Burada mıydı? Şurada bir yerde olması lazım. Ha, da orada. Güzel. Burada da var bir tane. Kendisi buraya geliyor ve ölüyor. Orbex Ashes. Evet, böylece Orbeck'in ruhunu da almış oldum. Geri dönebilirim artık. Shrine Bonfire diyeceğim. Böylece Orbeck of Windheim'ın da görevini tamamlamış oluyoruz. Eğer bir büyücüyseniz Orbeck'in görevini yapmanızı öneririm. De görevini tamamlamadığım NPC kalmadı bu bölüm, bu şeyde herhalde. Ha, var bir tane. O da işte şeyin görevini yapmak için, Leonard'ın görevini yapmak için onu yapamadım. Hatırlarsanız burada Siris diye bir tane hanım vardı, hanımefendi. Onun görevini yapamadım. Çünkü Finger of Rosaria'nın Covenant'ına girdiğiniz zaman onun görevi iptal oluyor. Onun da görevi güzeldir bu arada. Eğer kadın bir karakter oynasaydım eğer, onun görevlerini yapardım. Zırhı güzeldi bu arada. Ama bu bölümkü, yani bu serideki karakterime bu zırh daha uygun. Alev'in gücünü kontrol etmemiz için ihtiyacımız olan havalı zırh buydu yani. Neyse. Şeyle konuşalım, Yuria ile. Bu Orbeck'i pek sevmiyor Yuria. Kendisini işte Hollow Lord olarak şey yapıyor ya Orbeck. Onun gibi şeyler söylüyor ya. Ah, speak freely, thy lordship. Our lord and liege, I prithee. When the moment come, the aid of the god Arl. Tamam, bunları biliyoruz. Orbeck'in ölümünden bahsedelim. Orbeck'in ruhunu bir saniye. Be safe, I prithee. Orbeck'in ruhunu Yuria'ya verebiliyoruz. Şeye de verebiliyoruzdur, Handmaid'e herhalde. Dur bir saniye. İlk önce bir açıklamalarını okuyalım da. Sanırım işte büyü tarafından, yani büyüler Orbeck'in hoşuna gidiyormuş anlaşılan. O yüzden
bir suikastçı olarak hizmet etmeyi sunmuş Dragon Academy'ye. İşte ona büyü öğretmeleri için sanırım. Çünkü bir gün kendisinin de işte bir büyücü olarak bilineceğine inanıyormuş. Ama anlayıcıdan buna gerçekleştiremedi. Bayağı büyü öğrendi ama ne yazık ki onun yolculuğu buraya kadardı. Bir suikastçı olarak girdiği Dragon Academy'de anlaşılan ona büyücülüğü öğretmediler pek. Ona yoldaş olduk biz. Ölümünde de onu teslim ediyorum artık Yuria'ya. Al bakalım. As the Orbeck's claim is proven false. Orbeck'in as it should be our right and deserving lord of Hollows. Demek ki yanlışmış diyor. It is a Londor treasure befitting of a true lord. İşte gerçek lord olmaya layık lord olan biziz. Lord of Hollows, may the dark sigil guide. Dark sigil size yol göstersin. Aha da Morion Blade'i aldık. Sanırım bu longsword'tu galiba ya. Bilmiyorum. Emin değilim. İşte Orbeck kendisini Lord of Hollow olarak falan tanıtıyor. Demek ki onun bu tanıtımları yalanmış diyor Yuria. Doğru değilmiş. Gidebilirim artık. Oh Lord, when the other path. Oh Lord, and leave. Tamam hadi güle güle Yuria. Şimdi yanlışlıkla saldırırız falan. Güvende kalacağım, merak etme. Şimdi şu aldığımız kılıca bakalım. Kullanabiliriz belki. Straight Sword çünkü. Gördüğünüz gibi. Ateşin gücünü kullanan bir Lord of Hollow'a. Ateşin gücüne hükmeden bir Lord'a yaraşır bir Sword diyebilirim. Kılıç, Sword yan. DD alıyor. Tamam güzel, artık bunu kullanacağız. Yeni kılıcımızı elde etmiş olduk böylece. Oyunu da bununla tamamlarım herhalde. Ne yetenekleri var? Klasik. Tam klasik kılıç yetenekleri. Çeliştirelim. Reinforced Weapon diyelim. Neyle geliştiriyoruz bunu? Twinkling Titanite ile geliştiriyoruz yalnız. Titanite Slab lazım. Bir tane. Onu buluruz herhalde bu bölüm. Pretty beaker. Konuşalım, bir şey diyeceğim mi sen bana? Oh, by the way, if you find any, they can beat with under. Pretty beaker. Estus şarf olursan getir diyor. Pyromancy öğrenmediğim yok değil mi? Pyromancy ateşimi geliştiremiyorum artık. Güzel güzel, yeni kılıcımla artık devam edebilirim. Ama artı 5 yapana kadar bunu kullanmaya devam edeceğim. 222 vuruyor. Bu 205 vuruyor. Kanama hasarı bu da veriyor bu arada. Bu 34 veriyor yalnız. Bundan daha çok kanama hasarı veriyor. Yani belli neden verdiği daha fazla. Bazı özellikleri daha iyi. Şu ana artı 5 yaparsam daha iyi bir kılıç olacak. O zamana kadar dursun. Handmade'i de şey satalım. Ruh satalım. Aha. 50 ruh, 50 ruhtur. Seviye atlayacağım. 153.000 ruhum oldu yine. Ne geliştireyim? Şey geliştirebilirim ya. Dex geliştire ya da Fate geliştireceğim. 25 yapacağım Fate'i de. Çünkü o Miracle'ı kullanmak... Miracle diyorum. Pyromancy'yi kullanmak istiyorum. Kendi canımı yenileyeceğim Pyromancy'yi. İşimize yarayacaktır yani. Şimdi son bir halletmem gereken bir şey var. Orada mı diye bir bakacağım hemen. Şuna bakar mısınız? Yeni kılıcımız... Harbiden tam karakterime uydu ha. Güzel güzel, fena değil. Şu an aslında hikayeyi neredeyse kendi kafamda yarattım. Hikayeyi neredeyse tamamladım diyebilirim ya. Ateşe hükmeden bir lord olmaya çok yakınız. Orada değil galiba.
Tamam, orada değilse sıkıntı yok demektir. Şeyde olabilir mi acaba? Ondan da emin değilim bak. Şu Irina'nın yanında takılan eleman vardı ya. Onun görevini de tamamladığım gibime geliyor da onunla nerede konuşacağımı hatırlamıyorum şu an. İlk konuştuğumuz yere giderim bir ara. Bir sonraki bölümün başında giderim oraya. Neyse. Devam edelim artık. Bunların ruhuna artık çok da ihtiyacım yok aslında ama. Şimdi bu oyundaki en zor bosslardan biriyle kapışacağız ama bu bölüm. Ama sıkıntı yok çünkü bir NPC çağıracağız onu savaşırken. Çağırabiliyoruz yani. Şimdi buradan nereye gidiyoruz biliyor musunuz mu? Hemen şöyle gideceğim. Aşağı mı inseydim acaba? Oradan gidiliyor muydu ya? Ay, hiç hatırlamıyorum. Şuradan gidiliyor muydu acaba? Gidiliyordu sanki ya. Ben işimi garantiye alacağım da. Şimdi saçma sapan git gel yapmayalım. Boş yere. Zaman kaybı olmasın. Buradan devam ediyorum. Pencereden dışarı. Şöyle buradan buraya. Sizinle uğraşamam. Zaten fazla vakit kaybettik bu bölümün başında. Çünkü işte bu olayları anlatmam lazımdı. Neyse, onlardan da kurtulmuş oldum. Covenant'lardan kurtulmuş oldum. Bir daha da yapmam zaten. Yani Dark Souls 3 oynarım büyük ihtimalle tekrar. Yayında falan, belki Twitch'te yayınla yaparsam oynayabilirim. Farklı büyücü olurum. Great Sword oynarız. Belki yayın sırasında oynayabilirim de. Bu Covenant'lara bir daha bulaşmam yani. Uğraştırıyor çünkü. Gereksiz. Fazla uğraştırıyor ya bu oyunun şeyleri. Covenant olayları. Dark Souls 1'de öyleydi, 2'de öyleydi, 3'te öyle. Yani sinir bozucular. Neyse ki yaptım, kurtuldum. Artık da arası sizin başınıza. Yani herkes tabi Platin Kupa almak istemeyebilir, oynayıp da geçebilirsiniz tabi de. Ben Dark Souls'u çok sevdiğim için Dark Souls serisini şimdi 1 ve 2'sinden Platin Kupa aldım. Üçünü de almazsam geceleri uyuyamam. O yüzden alayım, kafam rahat olsun. Şimdi buraya geldik. Niye geldik? Çünkü şunu yapacağız burada. Değiştir diyelim. Hatırlarsanız Osiris the Consumed King. Onu öldürdükten sonra şu Path of the Dragon gesture'ını alıyoruz. Bunu burada yaptığımız zamansa biraz bekledikten sonra bizi gitmemiz gereken yere götürüyorlar. Kendimiz gidiyoruz daha doğrusu. Güzel. PlayStation bir önceki kolumu neden değiştirdim? Çünkü bu gesture'ları yapamıyordum bildiğiniz gibi. O yüzden değiştirmek zorundaydım. Evet, böylece gitmiş olduk. Yani o gesture'ları yapamadığım için burayı da yapamadım bu arada. Sesi de duyduğumuza göre tamamlamış olduk. önceki kolun touchpad'i çalışmıyordu. O yüzden değiştirmek zorunda kaldım. Yani bir süre bizi idare etsin. Artık bir sonraki konsola geçene kadar. Bir süre yani idare etse beni yeter. Şimdi orijinalini de almadım tabii. Pahalılar zaten.
İdare eder bizi ya. Edersin değil mi? Koçum benim, eder. Kendi koluyla konuşan bir manyak var mı acaba ya? Bilmiyorum. Kendi doğal şokuyla daha doğrusu. Şimdi buradan Soul of bilmem ne Warrior alıyoruz. Very Warrior. Buraya geldik. Burası ejderhaların mekanı diyebiliriz biraz. Arc Dragon Peak'e gelmiş olduk. Zorlu bir yer diyebilirim. Düşmanlar güçlü yani burada. Gördüğünüz gibi o kadar seviye atladım, hala tek atamıyoruz bunlara. Boss'unu siz düşünün yani. Yani beni bu oyunda en çok zorlayan bosslardan biriydi. Tek başıma hakladığım yani. Herhangi bir NPC'nin yardım olmadan. NPC yardım alacağım için bu sefer çok zorlayacağını sanmıyorum bizi de. Yani tek başınıza en çok zorlayan bossların benim için başında geliyor sağ sol. Komple tüm seride yani. Ses biraz fazla mı geliyor sanki ya? Biraz kıssam mı acaba? Bilmiyorum. Ben sesi bir tık kısacağım ya, kendi sesimi duyamıyorum. Tamamdır, sesi bir tık kıstım. Kendi sesimi duyamıyorum. Böyle daha iyi. Böylece ilk bonfire'a da gelmiş oluyoruz. Ember aldık. Burada alabileceğimiz başka bir şey var mıydı? Yoktu. Güzel. Bonfire'ımızı yaktım ve dinlendim. Şu artık şeyleri de değiştirebilirim bu arada. Buna ihtiyacım yok artık çünkü. Şunu alsam mı acaba? Bu ne işe yarıyordu? Düşmanın içine böyle elinizi sokuyorsunuz bu galiba. O öyle bir şeydi galiba. Yakıyordu onu galiba. Barbarca görünebilir diyor. Vahşi pyromancilerden biriymiş anlaşılan bu. Falan filan bir şeyler anlatıyor. İyi güzel. Vahşilik bize uyar. Da kaos ateşini kullanacağım. Kaos ateşiyle onları yakacağız. Kara Alev'in gücü de bizimle tabii ki de. Şurada unuttuğum öğeler var. Bunlara Kara Alev daha çok vurabilir bu arada. Gördüğünüz gibi bunlardan ziyade. Bazı düşmanlar normal alevlerden az hasar almasına rağmen kara alevden daha fazla hasar alıyorlar. Ona dikkat etmemiz lazım. Kara alevin gücünü o yüzden burada daha etkili olacak gücünü o yüzden kullanıyorum yani. O yüzden değiştirmedim. Değiştirmem de zaten etkili oluyor. Özellikle kalkan sıramakta bayağı başarılı bu yetenek. Yani başarılı bu pyromancy. Şimdi buradan devam edelim. Burada ne varmış? Bir tane daha ruh aldık. Biraz hızlı mı oynasam acaba? Buradan Titanite Chunk aldım. Şurada öğe var, onu alacağız. Burada bu büyüklerden var. Onlara dikkat etmemiz lazım açıkçası. Fazla vuruyorlar yani. Güzel. Gardını kırdım orada büyük ihtimalle. Lush Titanite Shard aldım. Buradan Ancient Dragon Great Shield aldık.
Antik ejderhanın büyük kalkanını aldık yani. Direkt şu kapıdan gelseydim bu arkamızdaki kapıyı üzerimize kapatıyorlardı diye hatırlıyorum. Titanite çank aldım. Ya da şu kapıyı mı kapatıyorlardı acaba? Yanlış hatırlıyor olabilirim. Açalım. Şimdi burada yapmamız gereken önemli bir şey var. Gördük tabii ki de. Burada alabileceğim bir öğe var tabii ki de. Lightning Clutch Ring alıyoruz buradan. Güzel. Yani yıldırım hasarını arttıran yüzüktü galiba. Eğer Miracle yani Lightning Spear falan oynuyorsanız almanızı önerebilirim. Şimdi burada yapmamız gereken şey basit açıkçası. Heykelleri görüyoruz. Buna bulaşmıyoruz burada. Öldürebilirsiniz bu arada. Ancient Wyvern. Yani öldürebilirsiniz vura vura. Uzun sürüyor sadece ve benim o kadar zamanım yok maalesef. Yapmışlığım var yani. Bunlara şimdilik bulaşmayacağım. Burada yapacağımız ilk şey sadece koşmak olacak. Umurumda değilsiniz, bulaşmıyorum sizlere. Lan Allah. Kedi Bey kanalına hoş geldiniz. Saçma sapan ölümlerin baş adresi diye. Bu neydi lan? Düz yolda yürüyen mi? Allah kahretmesin. Tamam benim hatamdı o. Sorun değil. Aslında Ember kullanmama gerek yoktu da neyse ya. Olur böyle şeyler. Yoldan şaştım biraz. Kola alışamadım. Henüz. Yerseniz. Şu kılıcı alacağım bu arada. Yani normal vursanız 1-1 falan vuruyor. Ya da 24-24 o şekil vuruyor. Pyromancy ne kadar vuruyor acaba? Yani fena vurmuyor bu arada da. Uğraşmayacağım yani. İyi vuruyormuş ha Pyromancy. 217 vurdum yani. Kılıçla vurmaya kalksam yani 24-25 falan vuruyor sürekli. Bayağı uzun sürüyor o yüzden öldürmek. Şimdi aynı şekilde ölmemeye özen gösterdim ben. Şuradan nasıl düşebiliyorsun ya? Güzel. İyi gidiyorum şu an. Uğraşmıyorum sizinle. Umurumda değilsiniz. Buradan yukarı. İnan aşağıya. Buradan buraya. Buradan buraya. Şimdi burada önemli olan atlayışı iyi yapabilmekte. Böyle beynine çöktünüz mü? Tamamdır. Dragon Headstone aldık. Güzel. Ne oluyoruz? Ha, doğru. Bizi çağırıyorlar şimdi. Başka bir yere. Güzel. Buraya tekrar geleceğiz bu arada. Almamız gereken öğeler falan var yani. Yani antik ejderhayı böyle öldürüyoruz. Kolay yolu bu. Normalde öldürebilirsiniz isterseniz. Uğraştırıyor sadece biraz. Bayağı uğraştırıyor bu arada. Ama Pyromancy ile çok da uğraştırmıyormuş. Onu fark etmiş olduk. Şimdi burada bir işim var mı benim? İlk önce aşağıdaki kısımları halletsem daha iyi olurdu da.
Öyle de yapacağım bu arada. Buradan gidiyorum ben. Travel diyeceğim. Dragon Peak'e geri döneceğim. Buraya tekrar geliriz ya, sıkıntı yok. Yani buradan da devam edebiliriz de aşağıdaki öğeleri hazır unutmadan gidip alayım diyorum. Unutursam sonra başım ağrır. Uğraştırmasın beni, zaten saçma sapan öldük yine. Neyse, en azından bugünkü kontenjanı doldurmuş oldum. Saçma sapan ölüm kontenjanını. Her bölüm bir kez mutlaka ölürüm. Rahat edemiyorum yoksa. Karıncalanıyor. Yani Pyromancy'de aslında Pyromancy ile öldürebilirdim ha o ejderhayı. Uğraştırırdı biraz sadece, o kadar yani. Ama ne gerek var değil mi? Kafasına çöktüm, beynine direkt. İşin iyi kısmını söyleyeyim mi? Tek tarledebildim. Kaçırmadım en azından. Buradan ruh aldım. Burada bir çan var. Şu anlık çalışmıyor. Daha sonra da çalışmıyor bu arada. Bu çanın bir olayı yok diye biliyorum. Aradığımız çan o çan değil yani. Ember. Ve dışkım. Enteresan. Şimdi şurada bir öğe vardı sanki ya. İyi, unutmamışız bunu. Bazı şeyleri unutmam canım. Ring of Steel Protection veriyor burada bize. Gayet güzel bir yüzük tabii ki de. Yani normal kılıç saldırılarından korunma veren bir yüzük diyebilirim. Güzel. Onu aldığımız iyi oldu. Şimdi devam ediyorum buradan. Halletmem gereken. Burada bir iki yüzük var sanki. Bir tane mi vardı acaba? Birinci yüzüğü aldım zaten. Bir tane daha yüzük var diye hatırlıyorum. Onu da alalım. Şu kalkanını bir çek bakayım. Black Fire Orb'un özelliği bu, kalkan kırmakta bayağı iyi yani. Normal Fire işte bol atsam, ateş topu atsam kırılmıyor. Ama bu kırabiliyor. Lightning Orb'u aldık. Deneyelim diyeceğim de başka yok burada galiba onlardan. Kalkanlılardan yani. Ulan odaklan işte. Bunlar biraz enteresan yaratıklar. Hızlanacağım artık biraz. Burada başka bir şey var mı? Yok. Peki. Burada düşman yok muydu ya bir tane? Vardı sanki de. Bunu halledelim. Kara Alev'in gücünden yararlanacağımız gün geldi demek ki. Titanite Chunk aldım buradan. Başka, burada bir merdiven var. Buradan aşağı inelim. Burada ne varmış? Twinkling Titanite verdi. İki tane bana Titanite Slab lazım. Umarım alırız bu bölüm bir tane. Alırım diye düşünüyorum ya. Bir tane vardı sanki. Vardır, vardır. İnanıyorum. Burada illüzyon duvarı vardı bir tane. Galiba. Sen de alıyorsun ya. Ölün bakayım. Görüyor musun? Orada saklanıyor bence. Onu da indireceğiz de. Yani bunlardan hasar yemedim tabii ki de, güzel oldu. Bir tanesi var, ona dikkat etmemiz lazım. Aşağı atabiliyor bizi. Ama o burada değil en azından. Şimdi burada karı çıkabiliyorum. Ne var burada? O büyük elemandan var.
gel bakayım. Sen baltanı savurana kadar ben ateşimi attım bile. Bir an atamayacağım diye düşündüm de. Neyse attık en azından. Titanite chunk. O ne ya? Iskalamanın da bu denlisi yani. Herif resmen Matrix yaptı bana. Burada ne varmış? Lightning Bolt alıyoruz. Arbaletimiz için yıldırım hasarı veren oklar diyebiliriz. Yaklaşmasın biraz. Öğren de gel birader ya. O nasıl bir ateştir? Zayıf. Hasar veremezsin onlarla bana. İyi güzel, burayı halletmiş olduk ya. Geri dönebilirim artık. Buradan başka yapabileceğim bir şey yok. Şöyle devam edelim. Şu zincirli eleman biraz tehlikeli. Ona dikkat etmemiz lazım. Lan. Dur be. Gel şimdi gel. Aleviye kafana da kendine gel ya. Bunlar biraz tehlikeli. Bir Titanite chunk daha aldım. Ne diyor bu? Try plunging attack. Vizyon duvarı mı vardı burada acaba diye bir de düşündüm de. Şu ejderhanın üzerine çökmekten bahsediyor bu arada. Güzel. Bunu da hallettim. Buradan bir yere gidemiyoruz. Şimdi şunu kalkanını kıralım. Güzel, iyi vurdum. Aa, burası bonfire'a giden yol değil mi ya? Öyle bir ihtimalle boşa aşağıya inmiş olabilirim. Neyse, sıkıntı yok. Her türlü aşağıya inecektik yani o öğeleri almak için. İyi oldu diyebilirim. Burada başka bir şey atladım mı diye bir bakıyorum. Şu karşıda bir yer var. Oraya gitmedik mesela. Oraya gideceğim şimdi. Güzel. Bunları geç. Dikkatli olalım da. Swingwing Titanite aldım. Buradan aşağıya uzun bir yol var. Anlaşılan. Geri döneceğim o halde. Alabileceğim başka bir şey yok sanırım burada ya. Geri dönebilirim o halde. Şuradan aşağıya inelim. Buradan buraya. Nereye geldik? En başa geldik galiba ya. Tamam, buradan buraya indim. Buradan şöyle şuraya. Ne güzel. Sağ salim inmeyi başardık en azından. Şimdi bonfire'a geri dönebilirim. Buna gerek var mı peki? Var. Şimdi zaman kaybı olacak. Bonfire'a geri döneceğim. Oradan yukarıdaki bonfire'a gideceğim. Oradan da işte oradaki bölgede ne var ne yok. Onları hallederiz. Başka bir şey yapmama gerek yok diye düşünüyorum ya. Herhalde. Yani aşağıdaki kısımda. Almadığım bir öğe varsa da yapacak bir şey. Çoğunu aldım diye düşünüyorum ya. Şimdi buradan yukarıya. Buradaki düşmanlardan
dikkat etmemiz gerekeni çağırıcı var bir tane. Onun bir olayı vardı sanki de. Böyle bir tane özel bir şövalye çağırıyordu sanki. Neyse. Tam ben de hatırlamıyorum da. İşte bilmiyorum yani. Neyse devam edelim. Bakın şu sürekli düşman çağırıyor. NPC olarak. Yani invader çağırıyor da. Lan lan lan. Tamam, bu kabul edilebilir. Oyun bizi kandırdı burada. Unutmuşum onu. Bravo Dark Souls. Her zamanki gibi sinir bozucusun. Neyse ki bol bol Ember'ım var yani. Dark Souls'a hoş geldiniz yani. Onu unutmuşum ne yazık ki. Tamam, onu bir kez yerim. Şimdi ben seni aşağı yollayacağım. İntikam böyle bir şey. Titan Ice Scale aldım. Buradan nereye geldik? Ha, aşağısı işte, aşağı inebiliyoruz buradan. İnmeyeceğim tabi, gerek yok. Bir şöyle bakayım da burada ne var. Ha tamam, burası geldiğimiz yer zaten ya. Şöyle şuraya gidip direkt şöyle yapacağım. Aa, direkt Havel çağırdı. Buna dikkat etmemiz lazım tabii ki de. Kalkanı kırabilecek miyiz? Kolay olmayacak. Kırıyoruz ama çok kolay olmuyor tabii ki de. Yani bundan hasar almak istemeyiz. Bayağı vuruyor çünkü. Ona da hasar vermek baş ağrısı yani. Gel gel. Yaklaş biraz daha. Aşağı düşme de. Ölmeyelim de şimdi burada. Niye bu kadar sinir bozucu ya? Öl ya. Güzel, ölmek üzere. Güzel, öldürdük. Buradan Dragon Tooth ve Havel Great Shield aldım. Havel'i çağırması biraz nadirdir bu arada. Hani uğraşmanız lazım biraz. Ben de çağırdı, enteresan. Normalde Drake Blood şeysine sahip adamlar çağırıyor da. Drake Blood zırhına falan sahip. Güzel, halledin olduk. Bunu öldürdüğünüz zaman daha fazla bir şey çağırmıyor. Ama o çağırdığı kalacak burada galiba. İşte şu Drake Blood zırhına sahip kişileri çağırıyor normalde. Dark Souls 2'den tanıdığımız bir düşman diyebiliriz. Ben öyle hatırlıyorum. Dark Souls diğer içinde vardı bunlar. Dark Souls 2'nin bir diğer içinde. O neydi ya? Bu da Matrix yaptı bize, iyi mi? Drake Blood, Grace Sword alıyoruz. Enteresan da doğrusu.
Tamam, buralara baktım. Tekrar tekrar bakmaya gerek yok. Yani onun olayı oydu işte. Yani Havel'i çağırıyor arada. Onu öldürdüğünüz zaman. Daha doğrusu Havel zırhını giymiş birisini çağırıyor. Havel'in kendisini çağırdığını düşünmüyorum. Buradan kısa yol açıyoruz. Onu öldürürseniz o Dragon Tooth ve Avel's Great Shield'ı alıyoruz. Ne güzel. Burayı da halletmiş oldum. Ama dediğim gibi onu çağırması için biraz uğraşmanız lazım işte ya. Benim için biraz şanslı bu yani. Şimdi burada düşmanlar var. Gördüğünüz gibi biliyorum böyle olacağını. Ya illa zorla asansör kullandırdı bana ya. Havada asılı kalırsın öyle işte. Nasıl öldürdüysem çarpıldı. Nereye dur, geliyorum almaya. Tamam, kaldı oradan. Şimdi diğerini öldürelim. Buradan nereden devam edecektim tam hatırlamıyorum. İleriden mi gitmem lazımdı herhalde. Gel bakayım. 3 tane vurdum, öldü. Titanite Scale verdi. Ulan bir tane slab verin ya. Bunlar artık lazım değil bana. Titanite Slab lazım. Buradan devam edeceğim de. Aşağıda bir şey unuttuğumu düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi yine burada meditasyon yapan ejderhalar var diyebilirim. Şunun karşısında. Biz de yapabiliriz tabi de. Gerek yok şu an. Yapacağımız zaman gelecek zaten. Burada bir şey yok. Burada alabileceğimiz bir tane mızrak vardı sanki de. Normal düz kapıdan gir değil mi? Burada mıydı acaba? Neredeydi o mızrak acaba ya? Neyse ya, buluruz elbet ya. Yani buralarda düşmanlar var. Bazılarında. Böyle vuruyorlar. Onlara dikkat etmemiz lazım. Vurma işte. En güzel, bunu hallettik. Burada yokmuş. Bunları atlayalım. Güzel. Burada var mı? Burada da yok. Peki. Bunları öldürüyoruz. Zorlanmadan. Son pyromancimi de atıp iki tane atarım herhalde ya. Gördüğünüz kendileri ninja gibiler. Bunlar biraz tehlikeli de. Diğerleri o kadar tehlikeli değil yani. Hareketlere bak. Vuruyorlar ya. Çok aldırış etmedim ama bir iki tane daha vursa öleceğim yani. Neyse, sıkıntı değil. Şimdi burada yapabileceğim ne var? Güzel vurdu. İlla vuracaksın yani. Bak bak, hareketlere bak. Ölmeyeceğim de. Güzel. Tabi bonfire'a gitmem gerekecek yani. Bu
Onu hallettim. Burada bir tane daha ejderha var. Onu normal haklamamız lazım. Ama Pyromancer olduğum için çok sıkıntı çekeceğimizi sanmıyorum açıkçası. Ve burada merdiven var. Yukarı çıkabilirim. Aşağıda ha, öğe var sandım. Dedim onu nasıl alacağım ya. Tamam, burada bir şey yok galiba ya. Alabileceğim. Şuradaki merdiveni kullanalım. Nereye götürüyor bu bizi? Tam hatırlamadığım için. Thunderstone Plate Ring alıyoruz buradan. Yıldırım hasarına karşı savunma veren yüzükten işte. Güzel. Buradan şöyle şuraya inebilirim. Zaten yani işte merdiven orası. Aynı yere çıkacaktık. Burada bir tane bonfire vardı da. Daha gelmedik mi ona acaba? Yani. Yaklaştığımızı düşünüyorum da. Gel buraya, kaçma. İlla yapacağım bunu yani. Güzel. Twinkling Titanite aldım. 3 tane. Bunu buradan alamıyoruz. Yukarı çıkmam lazım onu alabilmem için. Bu mimik değil. Ne veriyordu bu? Titanite Scale verdi. 3 tane. Güzel. Şimdi şu tosbağaları indirmem lazım. Bu beni baitliyor. Şurada da var bir tane çünkü. Yani beni aşağı atacaklar. Planları bu. Bir tane de ejderha var. Şunun tepesinden mi acaba? Bilmiyorum tam neredeydi de. Neyse indirelim şunu da. Gel bakayım. Kristal kertenkelelerin uzaktan akrabaları. Pyromancy harcamak istemiyorum. Bak bakayım ben oradan. Ne güzel. Bir kere öldürdü beni arkadaşınız. Yeter o zaten. Şimdi ejderha orada. Buradan ruhu alabilirim. Şimdi ne kadar vuruyoruz? Çok vurmuyoruz açıkçası. Vuramıyor burada bile zaten. Vurabiliyor. Sıkıntı yok, çok vurmuyor. Olabildiğince canını indireceğim. Yeter bu kadar. Biraz ayağına vurmamız lazım. Öldürmesin bu bizi burada ya. Öldürebilir de. Ne kadar canı kaldı? Öldürecek bu beni ya. Dur bir bakayım. Birader bekle bir. Ember'ım var değil mi? Divine Blessing. Kullanalım hadi ya. Şimdi git gel yapmak istemiyorum. Oklayabilirim bu arada. Zehirli okla. İşe yarar herhalde. Kalkanlara bak ya. Kartus Play. Uğraştırdı beni yani o şeyler. Ver longbow ver. Zehirli ok var mı bende? Var. Yani şeyler uğraştırdı baya. Buradan kanadına vurabilirim herhalde.
Bir vurdum yalnız. Zehirlenecek mi acaba? Umarım zehirlenir. Uğraştırma beni lütfen ya. Zehirlense süper olur yani. Şu ana kadar zehirlenmediyse zaten bundan sonra da zehirlenmez diye düşünüyorum da. Neyse hepsini atıyorum ben ya. Hasar vermiş oluruz en azından. İşe öyle bakalım bir de. Geleceksin mi aşağıya? İn hadi. Ama in aşağıya artık. Zehirlenmemiş bu arada. Ha bu da son okumdu zaten. Zehirlenmedi. Cam barını görüp ateş etsem daha iyiydi. Moonlight Arrow mu atsam acaba? Hadi biraz da Moonlight Arrow atalım. Yani 9-9 vuruyorum. Dragon. Onu kullanabilecek miyim ki? Ha kullanabiliyorum ha. İyi hadi kullanalım o zaman. Kırk üç vurdum yalnız. Yani biz de Silver Knight'lardan bir şeyler öğrendik yani. Neyse haklayacağız bunu böyle. Yapacak bir şey yok. Aşağıdayken öldürmem lazımdı da. Öleceğim diye biraz tırstım. Öl artık be. Yıldırım hasarı veriyoruz ama çok vurmuyor. Neyse arbalet oku moku da kullanacağız artık, yapacak bir şey yok. Ya hadi ama ya. Neyse 5 tane kaldı okum zaten. Hadi ama artık. Bu arada nerede olduğumu da bir kontrol edeyim de. Aşağı inmesin zaten. Benim için daha iyi böyle. Son vuruş için aşağıya inmesini sağlayabilirim yani. Ne güzel. Bu da bitti. Sırada Oni Slayer var. Kaç vuruyor? 148 iyi. En azından fena vurmuyor yani. 148. Adeta ejder avcısıyım yani. Ha ne yapıyor bu? Lan sırası mı şimdi? Hileli oynuyorsun ama. Böyle konuşmamıştık biz. Arbalet ver ya. Tamam arbaletle atlarım geri kalan canını da. Ver şunu ver. Üçlü üçlü atarım ben bunu. Ver Lightning Bolt ver. Neredesin? Buradan geçmeme izin verir misin? İzin vermeyeceksin değil mi? Neyse kanadından vururum. Vuramam. Şöyle şuradan vurabilir miyim acaba? İsabet ettirebilir miyim? Ettiririm herhalde ya.
Güzel. Güzel. İyi vuruyorum. Az kaldı. Normal gidip ayağının altında dolaşsam şimdi öldürmüştüm var ya. Gereksiz zaman kaybettim de neyse ya. İki tane verdim kaldı. Mermi yandı. Hepsini harcıyorum zaten. Hadi ya, öl be. Uğraştırma beni. İlla uğraştıracak ya. Patlayıcı hadi. Güzel vurdu. Bu da bitti yalnız. Ne yapacağız şimdi? Standart okum var artık. Dur. Dragon Slayer Great Bow ver. Şu son 3 oku da atayım bari de. Lan oğlum hadi. Beynine deliği açayım da kendine gel. Ejderha. Hadi güle güle. Titanite Scale, Titanite Chunk, Twinkling, Titanite veriyor kendileri. Uğraştırdı ya. Neyse okları da bir şekilde kullanmış oldum böylece en azından. Şimdi burada bir tane daha şu toz bağlardan var ama onlara dikkat etmem lazım. Gel bakayım. Geliyor. Ulan ejderhayı ölmeyip bunlar ölmeyeyim şimdi. Saçma zapan. Kukrim var mı benim kukrim? Bir kukri ver bana. Var. Şu an her şeyi kullanıyorum. Hayatta kalmak adına. Vurdu mu bana orada ya? Defol git be. Öyle mi artık? Cana gel. Twinkling Titanite verdi en azından. Son bir tane daha var orada galiba. Sig Bro da kullanabilirim de. İki tane daha mı var? Şaka mısın ya? Lan. Allah senin kahretmesin. Kısanlı bir kalp kriziydi bu. Uğraştır şimdi ya. Neyse ejderha canlanmayacak en azından. Daha hızlı hallederim. Ben bir oraya gidip geliyorum ya. Zaman kaybı yapmayalım. Buraya geldim tekrardan. Uğraştırıcı oldu tabii yine buraya gelmek. Az kalsın ölüyordum. Neyse ki ölmedim. Defolup gider misin? Hikaye. Bunları ayağa kaldırmamam lazım benim. Tamam hocam. Büyüksün anladık. Hey Allah'ım ya. Korkutucu düşmanlar gerçekten. Ejderhalar mı bunlar mı? Tartışılır yani.
Ejderhadan bu kadar tırsmadım yani. Sıra ejderhadan bahsediyorum. Tırsılacak ejderhalar var tabii de. Hazır ters dönmüşken yapıştır geç. Bak demin de böyle vurdu bana. Enteresan bir hit buff olayı var bunların. Neyse hallettik en azından ya. Güzel, burada başka bir şey kalmadı herhalde yapabileceğim. Gidelim o halde. Burada bir şey yok. Burada herhangi bir şey yok. Buralarda bir şey yok. Şurada yine çağırıcıdan var. Mızrağı burada mı alıyoruz acaba? Önce gidip onu öldüreyim ben de. Ya burada rapierli var. Birader ya. Sal ya. Hayır illa tepene çökeyim mi? Ne istiyorum? Lavların içinde yanarak öl. Kafasına taç maç giymiş. Richard Rapier. Alıyoruz. Her oyunda aldığımız gibi Richard'ın rap yerine bu oyunda da alıyoruz böyle. E güzel. 229.000 ruhum oldu bu arada. Buradan böyle gidebilirim. Ama ilk önce bonfire'ı aktif etmek istiyorum. İzninizle. Oraya daha sonra gidiyor. Orası boss yeri. Şu bonfire'ı bir aktif edeyim de ben. Ember kullanacağım. Tamam şimdi geri... dur. Can yenileyim canım. Şimdi saçma sapan ölmeyelim. Uğraştırmasın bizi. Buradan... şunu... haklayalım tekrardan. Ha tek yemem. Bir şey vermedi bu. Buradan buraya geldim. Buradan şöyle devam edeceğiz. Ya, dur be. Kim tasarladı bunları acaba? Neyse ki Twinkling Titanite falan veriyorlar yani. Yine bir Twinkling Titanite. 3 tane hem de. Güzel güzel. Şimdi burada dikkatli olmamız gerekecek. Çünkü burada bir ejderha katili daha var. O da bizim gibi. Ama biz daha iyi ejderha katiliyiz. O yüzden onu haklamamız lazım. Düşmanın asla ardını dönmeyeceksin. Havalı havalı da yürümez mi bir de? Kalkanını çek ya. Sarsılmıyor da herif. Neyse lav lan. İşini görürüz belki. 4 vurdum. Ateş hasarına karşı savunması var tabii ki de. Yaklaşmayacağım buna. Uzaktan uzaktan halledeceğim. Yine taşa büründü bu arada. Dikkat edelim. Artık savunması olmadığı için kullanabilirim. Kalkanını kullanmayacağım. Çok vurmuyoruz da.
Hiç yoktan iyidir yani. Üzerindeki kaç tırı gitti bu arada. Vuramadım. Biz de zayıf değiliz ha. Sen güçlü olabilirsin ama biz ateşin gücüne hükmediyoruz. Beni o ejderhayla bir tutma yani. Güzel. Bunu atlamış olduk. Öve vermedi tabii. Havel'in kalkanını ve diş işte bu dragon şey aldığımız için Titan Aslap oh be sonunda. Şeyini aldığımız için tekrar vermiyor galiba. Güzel, burayı halletmiş oldum böylece. Şimdi şu kısımları halledeceğiz. Yine sinir bozucu yerler orası da. Hızlı bir şekilde yapacağım artık. Elimden geldiğince. Hızlı olmaya çalışacağım yani. Black Fire Orb ver. Bunları paramesi kullanmadan atlamam lazım. Çünkü paramesiyi kullanacağımız zamanlar gelecek. Gel bakayım. Tutamadım. Neyse ki Estus Shard, Estus Flask'ımı kullanabilirim. Estus Shard'ımı diyordum ya. Burada bir şey yok. Şuradan nereye gidiyoruz? Burada bir öğe vardı sanki de. Ember aldım. Ne iyi. Hiç yoktan iyiydi. Şöyle devam. Şimdi şöyle buradan devam edelim. Şunu alalım. Sen gel bakayım. Ulan. Yalan ya. Şu arkadaş gelmeden bunu indirsem güzel olacak da. Öldüm. Şimdi sırada sen varsın. Gel bakayım. Güzel tuttum. Diyemezler. Bu da gitti. Tamamdır. Sırada kim var? Sırada zincirli olan var da. Dur bakayım bir. Bakın burada bir çağırma işareti çıkıyor. Hawkwood'u burada da çağırabileceğiz. Boss savaşından önce çağıracağım. Tabii ki de. Konuştuğumuz bir NPC olduğu için. Ama onu çağırmadan önce ilk önce şunları halletmem lazım. Gelin bakalım. Yine birden vurmam iyiydi. Son bir tane daha şey varmış ya burada. Allah Allah. Bir tane var diye hatırlıyorum. Ben bunu böyle hallederim ya. Son pyromancy alevini ara alevimi yani şeye kullanacağım. Zincirliye. O biraz daha bizim için sorun olacak çünkü. Gel bakayım. Sen gelme abi. Ha güzel. Aynen geri gitsen. Güzel bunu hallettim. Gel bakalım. Geri çekerken de vuruyor. Canımı yenilemem lazım tabii ki de. Öl be. Güzel. Large Titanite Shard'ı aldım. Burada ne var ya?
Yemezler. Seni ebediyete yolluyorum. Güzel. Başka var mı acaba? Başka da yok sanırım. Geldiğin yerde huzura er. Beni bulaştırma. Şimdi burada ne var? Burada bir tane daha var galiba. Sen de gel. Gördüğünüz gibi son enerjimi geri takla için sakladım. Nefesini boşa harcama ve öl lütfen. Titan Ice Scale aldım buradan da. Bayağı oldu ha. Şimdi Dragon Chaser's Ashes alıyoruz buradan. Şeye vereceğimiz, Handmaid'e vereceğimiz bir öğe. Burada alabileceğim başka bir şey yok mu? Var mı? Bilmiyorum. Yok herhalde ya. Tamam ya, yok burada başka bir şey yok. Devam edelim o halde. Şimdi burada bir şey yok. Burada herhangi bir şey var. Burada alabileceğimiz tek bir şey var. Onu almak için de şu gördüğünüz büyük ejderha cesedinin karşısında Path of the Dragon yapmamız lazım. Biraz bekletecek bizi. Twinkling Dragon Torso Stone alıyoruz. Güzel. Şimdi geri dönelim. Aslında bunu kullanıp direkt dönsem daha iyi olacak. Bonfire Last Rested diyelim. Aslında Shrine Bonfire deseydim daha iyiydi ya. Neden diye soracak olursanız, üzerimdeki şu 200 bin root'tan kurtulmak istiyorum da. Üzerimde bir ağırlık var çünkü. Ondan kurtulmam lazım. Bir Shrine Bonfire yapacağım. Sonra buraya tekrar geleceğim. Sonra şeyi çağıracağım, NPC'yi çağıracağım. Sonra da boss'la kapışmaya gideceğiz. Ve bölümü bitireceğim daha sonra. Kapanış. Bekleyin biraz. Şimdi Firelink Shrine'a geri döndüm. Hemen seviye falan atlayacağım. Aldığımız şu ruha bakalım ilk önce. Ve şu ruhları harcayayım. Direkt şeye git, sat demine uğraşıyorum. Şu Umbral Ash'i vereceğim. Şu ruhları satalım. Aldığımız ejderin ruhun nerede ya? Ruh vermiyor muydu o acaba? Olabilir bu arada. Neyse o zaman, sıkıntı yok. Ashen one. Şu Umbral Ash'i okuyalım neymiş. Dragon Hunter bilmem neydi sanki de. Dragon Chasers are Ashes diyor. Path of the Ancient Dragons. İşte bu antik ejderin yolu sırasında düşmüş bir savaşçının ruhu herhalde. Külleri daha doğrusu. Sanırım her neyse bu güç bahşettiği kesin mi sanırım. Herhalde işte savaşçıların birisine aitmiş bu ruh. Hey, güzel. Unrelenting. İşte karşı konulmaz bir savaşçının sanırım şeyiymiş. Gracious. Herhalde. Let this. I only hope. Ne alabilirim? Ember'a ihtiyacım yok açıkçası. Onun dışında alabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Buradan sanırım şeyin zırhı bu. İşte büyücünün. Orbeck'in. Black Hand Armor diye bir şey var burada. Assassin Gloves. Thief Mask. Black Hand Head. Assassin Armor. Yani
alabiliyoruz artık tabii ki de. Şu ilginç bir şeye benziyor, güzel bir şeye benziyor. Ama almayacağım. Leonard'ın zırhından memnunum ben açıkçası. Lorien'in zırhını alabiliyoruz artık. Ona da bakabilirim aslında. Prens Lothric'in büyük abisi Lorien'e ait işte miğfer diyebiliriz. Taç daha doğrusu. Gerçi miğfer yazıyor ama. Lorien şövalye olarak büyütülmüş. Sanırım kardeşinin lanetinden dolayı işte sessiz kalmış. Daha doğrusu işte sessiz kalmış ve işte sakat kalmış sanırım. Daha doğrusu hatta şöyle söyleyen olmuş. Bu Lorien'in kendi isteğiymiş yani böyle olması. İlginç. Öyle olmayı dilemiş yani Lorien. Buradan Morn'un işte zırhını falan alabiliyoruz. Görevini tamamladığımız için. Faram zırhını alabiliyoruz artık. Büyük ihtimalle bu Dragon Chaser'ın işte küllerini verdiğimiz zaman bunu aldık. Faram zırhını okumama gerek yok. Dark Souls 2'den biliyoruz bunu. Neden geçiyorum. Onun dışında başka bir şey alabiliyor muyuz? Yani alamıyoruz herhalde ya. Buradan Lothric Knight Greatsword falan var işte. Şunları almama gerek yok. Titanite Scale falan var. Güzel. Şundan alabilirim bu arada. Şundan 10 tane alacağım ben. Lazım olur. Kullanacağımız zaman gelir elbet. Onun dışında bir şey almama gerek yok ya. Titanite Scale'e ihtiyacım yok sonuçta. Bunlara zaten ihtiyacım yok. Tamam gidiyorum. Ashen one. Artı 10 yapalım şu kılıcımızı. Artı 5 daha doğrusu. Hogwood Swordgrass aldık. Konuşma Well, geçmiş. now that that task is concluded, what would you have me smith today? Lan Hogwood'un görevini yapmadım yoksa yapmış olmam lazım da. Bu konuşmayı şimdi yapacağını düşünmemiştim. O yüzden hızlı geçtim de neyse ya. Güzel, bunu da artı 5 yaptım böylece. Bu konuşmayı dediğim gibi şimdi yapmayı düşünmemiştim ben. Neyse, sıkıntı yok. Neyi geliştirelim? Can geliştirebilirim. İki geliş... Aa dur. Fade geliştireceğim demiştim değil mi? Güzel. Hogwood'u çağırabileceğimi düşünüyorum hala. Boss savaşına. Neyse bir gidelim de görürüz, anlarız. Hogwood'un görevi aslında bununla birlikte neredeyse tamamlanıyor. Son bir olayı kaldı şeyin. Bu Hogwood'un. Onu da halletmek için şeye geri dönmemiz gerekecek. Abyss Watcher'ların oraya. Onun görevini tamamen bitirmek adına. Ama burada onu çağırabileceğimi düşünüyorum ben. Umarım öyledir. Yoksa tek başıma halletmek zorunda kalacağım. Yapmak istediğim bir şey değil açıkçası. Hallederim halletmesini. Yani halletmesini hallederiz tabii de. Uğraştırma beni işte ya. Çağıramıyorum, harika. Kendimizi arayacağız öyleyse. Lan var ya. Demek ki Hogwood'u çağırmak için... Aa doğru ya. Hogwood'un olayı boss'la alakalı değildi zaten ya. Hogwood'un olayı şeydi. Şu ejder taşını aldık ya. Onlar alakalıydı o. Onu kendim halledeceğim o halde. Zorlu olacak biraz da. Neyse bakalım. Başlıyoruz öyleyse ya. Yani bunu tek baş... O ses ne ya dışarıdan gelen?
Neyse. Umarım size gelmiyordur da. Ben tek başıma halletmek istememiştim bunu. Arkadan Pyromancy ile pıt pıt vuracaktım ben bunu. Evet, böyle yapacağız artık, yapacak bir şey yok. Çanı çaldık. Böylece boss'a giden yolda açılmış oldu diyebiliriz. Yani gördüğünüz gibi bayağı güçlü bir boss oldu. Belli zaten, öyle değil mi? Yani boss'un kim olduğunu bilenler zaten biliyordur. Bilmeyenler içinse kendisi bayağı güçlü bir abimiz diyebilirim yani. Umarım halledebilirim ya. Dur. Şu Pyromancy'yi almak istiyorum. İşimi garantiye alacağım ben. Attune Spell diyelim. Burada büyük ihtimalle bu çok işime yaramayacak. O yüzden şunu alacağım. Cartus Beacon'ı alacağım. Tamamdır. Şimdi sen bir git buradan. Kukri, sen de git. Buraya ne vereceğim biliyor musun? Lightning hasarına karşı savunma vereceğim. Sonra şunu vereceğim. Gold Pine Resin vereceğim. Ondan sonra ne vereceğim? Başka bir şey vermeme gerek yok ya. Umarım yoktur diye düşünüyorum da. Yeter bunlar bana. Yanlış yere koydum değil mi? Şunu ver bana. Güzel güzel. Hallederiz böyle. Gerçi burada Lightning hasarı çok bir işimize yaramayacaktır yani. Bunu koymama gerek yok. Ateş hasarımı versem. Bu gerçi kanamaydı değil mi? Neyse ya, böyle devam edeceğim ben. Gidelim bakalım. Bu rüzgarın üzerinde, bulutların üzerinde hareket edebiliyoruz bu arada. İlk oynayışımda bunu fark etmem uzun sürmüştü tabi. Tamam herhalde ya. Geliyor. King of the Storm. Burada ejderhayı hedef almamız lazım. Lightning damage'i absorbe etmeyi boşa aktive etmedik sonuçta. Allah kahretsin. Hatıralarım canlandı. Acı çektiğim günler, vay anasını. Ondan bahsediyorum. Şu arkadaki ses gidene kadar bekleyeceğim bu arada ya. Ne çalıştırıyorlar bu saatte ya. Yani boss ya, ben hep zorlanmışımdır bunda zaten. O yüzden öldüğüme şaşırmıyorum yani. Ember direkt kullanacağım. Gel bakalım. Bunun kamera açısı biraz kötüdür de bu boss'un. Şu ejderha kısmının en azından. Gel bakalım. Pyromaster'ım ben de.
Yağmurlar, mıldırımlar yağdırıyor. Tabii ki ejderha bir başlangıçtı sadece. Asıl boss üstündeki abimizdi yani. Şu sahneyi severim bu arada. Evet, başlıyoruz. Asıl sıkıntılı kısım burası yani. Geliyor. Ya sen niye bu kadar güçlüsün ya? Burada başlamadık bile değil mi? Lan bir dur be adam ya. Bak bak havalı da yürümez mi? Dur bir canımı doldurayım ben. Güzel. Vuramıyor. Bunun bekletmeli saldırıları beni hasta edecek zaten bir gün. Kaç kere vuracaksın onu ya? Dur be. Şöyle bir tane daha atayım kafasına. Saldırısı biraz sıkıntılı. Adam ne E'si dedi resmen bana. Öleceğim. Aa ölmedim. Şaka mı? Hadi öl. Aa Allah seni kahretsin. Allah'ım Allah'ım. Bitti ya. Benim bittiği yere bak Allah'ım kahretsin. Lan var ya. Bir tane daha pyromancy'yi geçirsem kafasına ölmüştü Allah'ım ya Rabbim. Çok fazla Estus flask harcadım Estus. Ne zıkkımsa ya. Gel gel. Ejderhan'la seni de öbür tarafa yollayacağım. Kendisi Nameless King oluyor. İsimsiz kral. Onun olayını boss'a alt ettikten sonra anlatırım. Lan FP'm ya. Var ya, gidip yanına özel saldırı da yapabilirdim bu arada. Ben Pavramel'de ettim. Keşke gidip yanına vuraydım.
Dur be adam ya. Şaka mı? Ateş saldırısı yapacak burada da. Buna yakalanmamamız lazım. Çok oluyor. Kamera açısı şurada kötü bayağı. Sevmiyorum o boss'u. Ama bu sefer içimdeki savaşçıyı ortaya çıkarmam lazım. Yeter. Tokat yediğimiz yeter yani. Pyromancer'ın vurmadı ya, ya. O neydi? Kamera açısı bayağı kötü oldu. Ejderha kısmında yani. En azından ruhu en başa atıyor. Güzel yanı o yani. Gel. Başımın belası gel. Ben şunu kullanmadım ya. Lan bir işi düzgün yap be. Yemezler. Bunu yapmamız lazım. Kaçmam lazım doğru direkt. Zamanlamayı kaçırdım yine. Çok bekletiyor saldırıları. Bak bak kameraya ne bak. Nerede geliyor. Yapacak bir şey. Bekletme saldırıları beni yakıyor efendim.
Pyromancy. Kaçtım be. Burada vurduk vurduk, vuramadık biliyorum. Artık yapabiliyorum bunları sonuçta değil mi? Baş belası ya. Biraz odaklanmam gerekiyor bu boss'u öldürürken de. Pyromancy ile bu arada kolaymış yani. Harbiden. Öldüğüme bakmayın. O birincisi benim FP'yi takip etmememden kaynaklı ve yani Nameless King'in şansıydı biraz. İkinci ölüşüm kameradandı. Kamera açısı beni yok etti orada. Saldırılarını görmedim yani. Neyse hallettik işte ya. Zor boss. Onu söyleyeyim. Ben hep zorlanırım zaten. Bu boss'ta yani. Yani oyundaki en zor boss bence yani. DLC'lerden bahsetmiyorum bu arada yani. Dark Souls 3'te iki en zor boss. Ya yani Dark Souls 1 ve Dark Souls 2'yi de buna katarım. Yani Dark Souls 1 ve Dark Souls 2'yi de buna katarak söylüyorum yani en zor boss diye. Nameless King bayağı zor yani. Halletmiş oldum ama en azından. Şimdi bonfire'ı aktif ettim. Hemen şuradaki öğelerimizi toplayalım. Burada Titanite Slab alıyoruz. Güzel. Şurada bir öğe vardı sanki diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim bu arada. Burada değilmiş. Bu tarafta mı acaba? Baştan sona bir bakayım da kaçmasın gözümüzden bir şey. Bu taraftaydı sanki zırh. Nameless King kime benziyordu? Fark ettiyseniz attığı yıldırımlardan falan. Elinde tuttuğu mızraktan, silahtan ya da mızrak kılıç gibi bir şey aslında da. Burada herhangi bir şey yok. Tamam, bu taraftaki öğe büyük ihtimalle aşağıda ya. Şurada bir yerde olması lazım. Ha. Dragon Slayer zırhını alıyoruz. Dark'daki Ornstein'in zırhını alıyoruz buradan. Burada başka bir öğe var mıydı acaba? Ben lafı fazla uzatmayayım. Nameless King Gwyn'in birinci ilk evladı oluyor. Savaş tanrısı yani. Açıklamalarına bakarız birazdan. Ben burada alabileceğim başka bir şey yok anlaşılan. Oyunu 3 kez bitirdiğinizde yani 3. kez Nameless King'i öldürdüğünüzde burada bir yüzük beliriyor. Onu da alırsam büyük ihtimalle tüm yüzükleri almış olacağım ve kupayı da kazanmış olacağım aynı zamanda. Dragon Slayer Spear alıyoruz buradan da. Burası bu arada şey baş kısmı yani şey hani çağırıcı vardı ya,
şeyle falan kapışmıştık orası yani. Havel'in zırhına sahip birisiyle. Şimdi Firelink Shrine'a geri dönelim madem. Ta en başa kadar koşmayacağım tabii ki de. Bir şey unutmadım herhalde ya. Buraya gidelim. Nameless King yani gördüğünüz gibi bayağı zor bir boss. Ben zorlanıyorum ya da ilk oynadığımda herhalde bir 20-30 kez öldürdü beni ya. Öldürememiştim bir türlü. Ya bazı saldırıları çok hızlı geliyor, bazı saldırıları böyle bekleterek geliyor. O bayağı kandırıyordu beni yani. Sürekli yuvarlağa basıp kaçmaya çalışıyordum falan. Bu arada Dark Souls 3 ilk oynadığım oyun olduğu için şey olmuştu yani. Lan Firelink Shrine'a dönmedim mi ben? Neyse. Dark Souls 3'ten başladığım için oyunun mekaniklerini falan çok da şey bilmiyordum yani, böyle silah geliştirmesini falan. Tam vakıf değildim olaya yani. Zorluydu. Ama halde bir şekilde. Şimdi hızlıca aldığımız öğelere bakalım. Ornstein'in ruhunu falan okuyayım tabii ki de. Şimdi Nameless King. Ne diyor? Bir zamanlar ejderha katiliymiş. Dragon Slaying yani ejderha katili bir savaş tanrısıymış. Sanırım kendisini antik ejderhalarla dost kıldıktan sonra, daha doğrusu işte yani kendisini feda ettikten sonra sahip olduğu her şeyi, ejderhalarla birlik olabilmek için sahip olduğu her şeyi feda etmeden önce kendisi savaş tanrısıymış. Yani ejderha katili bir savaş tanrısı diyor burada. Ruhundan edinebileceğimiz öğelere de bakalım hemen. Aha, so. Ne alabiliyoruz buradan? Lightning Storm alabiliyoruz. Onu yapacağım zaten. Nameless King'in işte şeyi, Miracle'ı. Antik ejderhalarla dost olan Nameless King. Bir zamanlar işte ejderha katiliymiş. Ama önceki kral sanırım ya Stormdrake'i, işte bu üzerine bindiği ejderhayı evcilleştiren bir savaş tanrısıymış yani. Sanırım onu yapabilmek için yaşam boyu bir savaş sürdürmüş herhalde ejderhayla, yani onu ejderhayla, yani onu şey yapabilmek için, evcilleştirebilmek için sanırım. Sanırım bu Miracle'da onların kanını, şey işte kanı diyorum, onların bağını gösteren bir hikaye anlatıyor belli ki. Aynı zamanda silah nerede? Dragon Slayer's War Spear, yani kılıç mızrak. Bunu yapabiliyoruz. Bu neymiş bu arada? Storm Curve Sword. Curve Sword'muş yani bu. Eğimli kılıç. Bunu yapabilirim aslında. Ha. Storm Drake'in gücünü taşıyan bir kılıç bu. İşte Storm Drake'le birlikte işte sayısız savaşa katılmış Nameless King. Büyük canavar düştüğünde ruhunu elde etmiş ve sanırım işte tanrıların döneminde bir süre gelen bir şeymiş bu, adetmiş herhalde. Yani bunu yapabilirim ama Miracle'ı yapmak istiyorum ben kupaya erişebilmek için. Yani Curse Sword da kullanabilirim de yani bilmiyorum, çok da gerek yok bence ya. Şu anki kılıcımdan memnunum açıkçası. Bu da aynı şeyleri anlatıyordur. Büyük ihtimalle ejderha avlamak için kullanılan bir silahmış. Tanrıların çağında. Crossbear'ın
önceki formuymuş. Hem kılıç hem de mızrak olarak işlev görebiliyormuş. Sanırım bunun sahibi olan Nameless King, işte iyi bir ejderha avcısıymış anlaşılan. Yıldırım içinde taşıyormuş bu kılıç mızrağı. Bu yüzden kendisi işte şeymiş. Yani varismiş diyebiliriz. Yıldırımın varisi falan, kılıcın işte her neyse. Yani burada Cursed Sword alabilirim ama almayacağım. Çünkü Miracle almam lazım. Tüm Miracle'lara sahip olmak için. O yüzden bunu almam gerekiyor. Lightning Storm. Almış oldum bunu da. Yani ne yazık ki bunu alamayacağım. Yapacak bir şey yok. Hatırlarsanız Nameless King'in olması gereken heykeller hep kırıktı ve bir mızrak vardı hep orada. Kırık heykellerin, parçalanmış heykellerin orada, parçalanmış mızraklar falan vardı. O heykeller aslında Nameless King'e ait diyebiliriz. Aha. Buradan şimdi Nameless King'in zırhı geldi mi buraya, ona bakacağım. Onu da okuyalım. Gelmiştir büyük ihtimalle. Golden Crown diyor. İlk Lord'u işte yansıtan, andıran bir taç bu. İlk Lord'dan bahsettiği Gwyn tabii ki de. Dragon Scale Armor. Sanırım işte şey kadar keskin, Razor neydi ya, jilet keskinliğinde deril işte kabuklarla, ejderha derisi diyeyim, ejderha derisiyle çevriliymiş ve yakılamazmış bu. Onun dışında başka bir şey yazmıyor herhalde ya. Sanırım bu altın işte kolluklar diyeyim, altın göğüs zırhı ve tacı ile birlikte ilk Lord'u anımsattığı söylenirmiş. Yani Lord Gwyn'i. Güzel. Böylece bunu da halletmiş oldum. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölüm şu Hawkwood'un görevini tamamlarım. İlk önce, daha sonra da gidip DLC'lere başlarız diye düşünüyorum. İlk önce Ariander miydi? Painted World of Ariander'di galiba. Öyle bir şeydi. Oraya gideceğiz. Daha sonra da diğer DLC'yi yaparız. Neyse. Umarım keyif almışsınızdır. Kanalıma hala abone olmadıysanız, abone olursanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.